olsun ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yaptınız, ne oldu? Adamlar bizi çok uğraştırdı birader. Beyler, bakın bu adam bu işin peşini bırakmayacak ha. Bu herif kimse birileri için çok önemli. O elindeki ne birader? Su şişesi abi. Allah Allah. Utanmıyor musun birader sen? Ne diye utanacağım abi, anlayamadım. Muharrem ayındayız birader. Alenen ulu orta su içilir mi öyle? İçilmez mi? Hay kurban olduğum. Hazreti Hüseyin'i susuzluktan şehit etsinler. Bizimkisi buz gibi suyu diksin kafaya. Hey Allah'ım. Pah! Hey ya Rabbim ya. Ya beyler af buyurun ya. Ben yine ehli gaflet olarak pot kırdım. Beyler hepinize söz veriyorum. Muharrem ayı boyunca ağzıma hapur hapur su koyarsam... Ben de Sakaryalı değilim. İnşallah. Eyvallah kardeş. Bak kontrol edeceğim he. He. Hadi hadi. Hemen karargaha gitsek iyi olacak. Kuş kafese girmek üzere. Gelin bakalım. Yaklaşıyorlar. Arkadan sıkıştırın. Esat Cemil'i takip ediyorum. Biz yaklaşıyoruz. Size doğru geliyorlar. Kesin önlerini. Efendim. İlker, sizi bekliyoruz. Neredesiniz? Yoldayız, geliyoruz. Esat Cemil sizinle mi? Evet, yanımızda. Yarım saati oradayız. Bu ne? Ne oluyor be? Ağalar, pusu kurmuşlar, dikkatli olun. Allah'ım yine başlıyoruz ya. Ya bir rahat bırakın ya! Ayşegül, pusuya düştük. Pusuya mı düştünüz? Neredelermiş? Neredesiniz? Tam kestiremiyorum ama hemen ikinci köprü girişine yakınız. Kavacık civarı. Tamam, destek gönderiyorum. Beyler, destek lazım mı? Önde 3 kişi var. 3 önde varsa. 1, 2. 2 de arkada var. Toplam 5. Gerek yok, biz hallederiz. Tamam, gerek yokmuş. Kapat şu telefonu, hadi dalalım. Akif. Gerek yokmuş. Gelmeyin dediler. Nasıl ya? Kaç kişiymiş ki adamlar? 5. 5 mi? Ha, iyi. Ben de öyle pusu falan deyince olay var sandım yani. Esat Cemil'i bize verin. Yoksa hiçbiriniz sağ çıkamazsınız. Ağalar, adamlar sarmış etrafımızı. Ne yapacağız ya? Benim aklıma bir fikir geldi beyler. Aklına fikir mi geldi? Bunun aklına bir fikir geldiyse buyurun cenaze namazına. Allah Allah, çok komiksiniz ya. Güzel kardeşim, madem bu adam bu kadar değerli, o zaman hep yapmak istediğim bir şey vardı benim, onu yapıyoruz kanka. Ne? Ne yapıyoruz? Rehine olayı. Ne? Ama bu silahla yapamayız. Sen bunu al, onu bana ver kanka. Heh. Kalk lan. Karalı. Kalk. Balta kardeşim, aşağıda 3 tane adam var. Biri senin, biri benim,
Diğeri de benim. Yok olmaz, hak geçmesin. Diğeri de bu cengaverin kardeşim. Yaklaşmayın, yakarım bu adamı. Atın silahlarınızı. İşe yarayacak mı bu? Bilmiyorum oğlum, ilk defa deniyorum. Atın lan silahlarınızı! Cemil'in ölmesine razılar. Yeter ki bizi almayın. Ne oluyor lan? İlker, keskin nişancılar var. Ben bunlara sıkayım. Sen de tepedekileri in. Yoksa vallahi Kevgir'e döneceğiz. Böyle olmayacak. Harekette bereket vardır. Durarak olmaz bu işler. Ya bu ne yapıyor? Öldüreceğim ben seni! Öldüreceğim! Dur Balta! Ateş etme! Ne dedik? Hak geçmesin! O bu çocuğun hakkı, bu çocuğun! Tamam abi. Anlat bakalım. Niye o çantada benim fotoğrafım vardı? Kaldırın şunu. Konuşmayacak mısın? Peki. Konuşmazsan yarana müdahale ettirme. O zaman ne olur biliyor musun? Enfeksiyon. O zaman ne olur? Enfeksiyon bütün vücuduna yayılır. Acılar içinde kıvrana kıvrana ölürsün. Anladın mı? Şimdi uzatma da anlat. Kime verecektin benim fotoğrafımı? Sen de ne arıyordun? Konuşturamayacak. Anlat hadi. Bence konuşturur. Bence de konuşturur. Bana sorarsan bülbül gibi öttürür. Bravo. Var mısın dayı? 10 kilo hamsi iyi gider. Ben varım. Nesine? Tek taş yüzüğüne. Sebo ve Sakaryalı nerede? Cansu'dan haber yok dünden beri. Ona bakmaya gittiler. Ya bu kız bela olacak bak Sebo'nun başına. Haberiniz olsun. Söyleyeyim. Cansu'nu zorluyorsun. Buradan çıkartmam seni. Konuş diyorum. Konuş! Ne oldu dayı, onu açmıyor mu? Kapalı ya. Aga ne oldu bu kıza ya? Allah muhafaza başına bir iş mi geldi ya? Hay Allah'ım, elim kırılaydı da. Tamam be abicim, halledeceğiz ya. Önüne bak be. Ya ben seni tanıdım. Hatice, Cansu'yu gördün mü sen bugün? Sen onun faşist abisin değil mi? Kendisi dürüm satan bir insan. Pardon da bunun neresi faşistlik hanımefendi? Bana bak. Biliyorsan Cansu'nun yerini söyle. Birader ne oluyor burada?
Yok bir şey birader, işine bak sen. Bıraksana lan kızın kolunu. Bırakmazsam ne olur lan? Sopayı yersiniz sonra. Tamam güzel kardeşim, kusura bakma, özür dileriz. Hanımefendiciğim, siz de kusura bakmayın. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Hadi abi. Hayret. Aga şey ne yapıyorsun? Ne işi var böyle tiplerin? Dünkü çocuk bize posta koyuyor, sen özür diliyorsun. Abi bulandırma Deniz'i, uyandırma Keriz'i. Biraz sakin ol da bir takılalım peşlerine. İnleri neresiymiş bir öğrenelim. Vallahi doğru düşündün. Hafızatçı onlarla mıdır dersin? Bakacağız artık. Hala konuşmayacağım mı diyorsun? Beni konuşturmak istiyorsan daha sert olmalısın. Aklımdan geçeni okudum. Tutun şunu. Bir şey mi diyeceksin? Ne dediğin tam anlaşılmıyor. İşte her erkeğin eline düşmeyeceği kadın. Adam hala konuşmadı. Bence çok az kaldı. Duymuyorum seni. Ne dedin? Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Benimle oynamaya devam edecek misin? Söyle! Konuşacak mısın? Evet, seni dinliyoruz. Rosal Oteli. Ne olmuş oteli? Seninle ilgilenen kişi o otelde. Adı ne söyle? Adını bilmiyorum. Onu doktor diye çağırıyorlar. Başka ne biliyorsun? Telefon numarası falan biliyor musun? 1240 numaralı odada kaldığını biliyorum sadece. Ne yapmak istiyor bu adam? Türkiye'yi terörist devlet gibi göstermek istiyor. Amacı NATO ve Türkiye'nin arasını açmak. Bunun için eylemler yapacak. Peki benim bununla ne alakam var? Sanırım kişisel. Bilmiyorum. Başkanım. Başkanım galiba ben kazandım. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Ne oldu? Bir şey mi var? Yok. Yok yok. Yani bir şey yok değil mi? Yok. Sebo ile Sakaryalı'yı çağırın hemen. Birkaç dakikaya çıkıyoruz. Murat mı var? Evet var. Bakkal Fuat abinin kızına laf atmışlar. Oradaki herkesi topla böyle gel dedi. Operasyona gidiyoruz. Tamam, ben ararım hemen. Sivil değil, değil mi? Ben yine garson falan olmak istemiyorum. Canım benim, kardeşim. Bu sefer bellboy olacaksın. Ya bu kötü bir şey mi dedi bana? Yok ya. Bellboy böyle nasıl desem... değnekçi gibi bir şey. Hadi yine iyisin. Hoş geldiniz. Evden çıkmadın değil mi? Hayır çıkmadım. Ah be kuzum. Senin ne işin var öbür dibinde? Vurup dökersen olacağı bu işte. Kabahat sende abi, hiç kusura bakma. Hırsızın hiçbir kabahati yok birader. İnsan bir tokat yedi de gidip terörist mi olur he? Şşş aga, ne yapıyorsun ya? Bunlar alt tarafı bir öğrenci. Gidip evi basarsan ders teper. Kusura bakma Hafız. Benim kız kardeşimin onlarla işi yok. Gerekirse sıçından tutup apartmandan sürükleyip yere götürürüm onu. Sebo! Sebo!
Sebo, hemen gelmeniz gerekiyor. Operasyona gidiyoruz. Kurban olayım İlker, azıcık işim var. Beklesin, bu bekleyemez. Ne diyor? Acil gelin diyor. Ya o zaman kalk. Kalk. Kuzumu ne yapacağız Hafız? Ya sana söz veriyorum, halledeceğim ben. Güzellikle halledeceğim. Lütfen. Hadi. Hadi Sebo. Ya hadi sene ya. Hemen defolup gidiyorsun bu evden. Ya ne yaptım ki ben? Sen burada olduğun sürece abim peşimizi bırakmayacak. Ya ne diyorsunuz, ne abisi ya? Okula geldiğini çıngar çıkardı. Of ya, kurtulamayacağım bu adamdan. İyi de benim ne kabahatim var. Bırakın kalayım. Ne isterseniz yaparım. Gidecek hiçbir yerim yok benim. Taner. Gidecek yerim yok diyor kız. Bırakalım kalsın işte. Belki işimize yarar. Sancar arıyor. Aç hadi aç. Buyur abi. Taner, sana ihtiyacım var. Buyur abi, ne istersin? Dinle bak. Sana bir adres vereceğim. Hemen atla gel. Acil, hadise büyük. Tamam abi. Tamam. Anladım. Hemen çıkıyorum abi. Hemen gitmem lazım. Büyük eylem dedi Sencer abi. Taner. Ne var? Cansu ne olacak? İyi, kalsın şimdilik. Otel bu. Oda numarası 1240. Peki. Biliyor musun? Sayende bugün bayağı karlı çıktı. Nasıl yani? Ben Esat Cemil'i konuşturacağını söylemiştim. Başkan konuşmaz dedi. E'si iddiaya girdik. Ben kazandım. Ne kazandın? Tek taş yüzük. Ne? Ciddi değilsin değil mi? Seni yeterince tanımıyor demek ki. En azından benim kadar. Ayıptır sorması, ne yapacaksın tek taş yüzüğü? Yoksa... Yok be, vallahi kimse yok benim hayatımda. Maksat başkana gıcıklık olsun. O konuyu kurcalamazsan çok sevinirim. Tamam tamam, hadi işimize bakalım biz. Allah'tan sivil görevdeyiz. Herkes bize bakıyor. Ne yapayım yani? Çarpacaktı sana. Gidi. Tamamdır. İçeride buluşuruz. Tamam. İki kişi adamı böyle elimiz kolumuz sallaya sallaya alabilecek miyiz? Adam kimdir nedir bilmiyoruz. Belki silahlı korumaları vardır. Bizim de var. Eyvah eyvah. Gitti dağ gibi adam ya. Buraya bir imza alabilir miyim? Sebo da şu tarafta. Buyurun. İyi günler. Kardeşim. Eline sağlık. Hadi az kalmış. Hı. Şuraları da sil kardeşim.
Hadi. Bir dahakine asla temizlikçi olmam, söyleyeyim. Sakaryalı nerede? Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Kaçıncı kat? Odaya bakabildin mi? Bir iki kere önden geçtim. Ses seda yok abi. Koruma filan? Hiç kimse yok. Yalnız sevmedim ben bu işi. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Aksilik çıkmazsa hayatın tadı kalır mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, bu tarafta. Beni takip edin. Buyurun. İyi günler. Biz güreş takımıyız. Rezervasyonumuz vardı. Tamam, geleceğinizi haber vermişlerdi. Ben işlemlerinizi yapayım. Valizleriniz? Arkadaş aldım. Çantalarınız bende. Ben bu çocuğu nerede gördüm ya? Ha, Bahçeyi gördüğüm evdeydi. Ne işi var ki bunun burada? İlker, acayip bir şey oldu birader. Biz bugün Sakaryalı ile Hatice'nin arkadaşını takip ettik. Bir eve gittilerdi abi. O evdeki şerefsiz şimdi burada. Üstelik kıyafeti falan da değişik. Belki burada çalışıyordur. Sanmam. Başka bir durum var bence. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Sen o yüzüğü takacak kızı zor bulursun. O niyeymiş? Çünkü delinin tekisin. Kadınlar serseri adamlara gönül verebilirler. Ama son durumda bankacılarla evlenmek isterler. İyi. Ne yapalım? Biz de banka alırız. Kendilerini güvende hissettirecek birini ararlar yani. Sense nerede bela var, nasıl bulaşırım diye yaşıyorsun Allah hayatım. Allah Allah. Diyene bak. Bugün o adama yaptıklarını gördüm. Ben işimi yapıyordum. Bazen istemesem de mecbur kalıyorum. Eminim başkan evlilik teklifini kabul etmediğin için koç falan keser herhalde. Kadınlar kendilerini güldüren erkekleri beğenirler dedin ya. Evet. O konuda hiç şansın yok. Bu oda. Bu kadar sohbet yeter. Bu operasyonu da berbat etmeni istemiyorum. Ne? Ne zaman neyi berbat etmişim ben ya? Her zaman bir terslik yapıyorsun. İyi tamam, bu sefer olmayacak. Var mısın iddiaya? Yemeğini. Restoranı ben seçerim. Yanında baltayı da getir. Oha! Orduyu getirsem daha iyi ya. Bir kere bütün maaşımı yer o benim ya. Tamam tamam, anlaştık bence. Hazır mısın? Bekle. Tamam o zaman. Görüşürüz. Tamam tamam, tamam. Görüşürüz. Kusura bakmayın, odalarınız henüz hazır değilmiş. Nasıl hazır olmaz ya? Bir hafta önceden yaptırdık biz rezervasyonu. Merak etmeyin, ben ilgileneceğim. Siz istirahat edin, ben hemen geliyorum. Siz oturun, ben birazdan geliyorum. Tamam. İlker, bu herif beni gördü, kaçıyor abi. Bırak ne hali varsa görsün, şimdi sırası değil. Oğlum Bahçe bu heriflerin evinde ama. Yok abi yok. Bu tesadüf değil. Ben düşüyorum bu şerefsizin peşine. Sebo, nereye gidiyorsun? Balta, bari sen kal yerinde. Ben Sebo'ya bakmaya gidiyorum. Tamam, sorun yok. Tamam mısın? Gelen giden yok değil mi? Yok yok, tamam.
İzle ve gör. Sencer abi, ufak bir problem çıktı abi. Ben seni sonra arayacağım abi, tamam mı? Hayırdır? Sen beni görünce niye kaçıyorsun oğlum? Ne ayaksın sen? He? Ne ayaksın sen? Kimsin oğlum sen? He? Sen beni görünce niye kaçıyorsun lan? He? Kimsin sen? Ne ayaksın lan? Kimsiniz siz ya, ne oluyor? Lan aynı şeyi ben sana soracağım. Kimsin sen? Ne işin var senin burada? Örgütün okul sorumlusu musun lan? Bunu sana lan! Ayşegül, dikkatli ol. Ben etrafa bakıyorum. Sakın ses çıkarma. Sen. Ne işin var burada? Senin için geldim. At silahını. Demek tuzak kurdunuz. Doktor dedikleri... Maalesef sensin. İlker, Sebo, Sakaryalı. Ortalık karıştı. Tuzak kurmuşlar. Asansörün orada buluşalım. Ne oluyor lan? Bilmiyorum. Akif abiyle Ayşegül'ü aldılar galiba. Hadi be, hadi be. Hadi. Merdivenler, çabuk. Esat Cemil bizi kandırmış. Tuzağa çekmek içinmiş her şey. Ya çok zekisiniz. Ama sohbeti sonra devam edersiniz. Hadi çıkıyoruz. Burası temiz hadi. Ayşegül'ü de Akif'i de aldık geliyoruz. Lobide buluşalım. Dikkat edin. Ekip birin diğer adamları da burada. Sana daha kalabalık gelelim demiştim değil mi? Ya tuzak olabilir demiştim. Sen ne yaptın? Dinlemedin beni. Saçma sapan konuşma ya. Öyle bir şey demedim. Dedim. Dedim ama dinlemedin ki. Hep kendi bildiğini okuyorsun. Hep. Gerizekalı. Sen az önce bana gerizekalı mı dedin? Evet dedim. Uzatmayın hadi yürüyün. Bir dakika bir dakika. Ben bunu uzatırım. Kimse kusura bakmasın. Benimle böyle konuşamazsın. Yok ya. Konuşursam ne olur? O zaman burnunu kırarım. Kimin burnunu kırarsın be? Alo, Meral. Ne oluyor orada? Cevap versene. Meral, cevap ver. Bırak beni. Otelde başka kimse var mı? Birazdan burası cehenneme dönecek. Çok büyük yanlış yaptınız. Meral, cevap versene, ne oluyor orada? Kalk. Meral, Meral. Ya konuşsana. Meral, Meral. Sen otoparkta karşılaştığım adamsın değil mi? Meral nerede? Yanımızda. Şekli şemali kaydı biraz ama iyi gibi. Senin ne işin bitmedi daha? Benim de bitmedi. Neredeysen çık karşıma. Bekle lan orada, geliyorum. Meral.
Geç, geç, geç! Atlayın şunları! Bu silah sesleri falan ne oluyor lan? Cehenneme hoş geldiniz. Al sana cehenneme! Ne biliyorsun lan? Söyle! Söylememe gerek yok. Birazdan kendiniz göreceksiniz. Girin! Girin lan! Girin! Akif abi iyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Oh, çok şükür. Tuzak kurmuşlar. Ne tuzağı bu ya? Sebebini bilmiyoruz ama hedefteki Ayşegül. Onu korumamız lazım arkadaşlar. Eyvallah. Ayrılmayın yanından. Sebo, aşağıda durum nasıl? Ayşegül lobide silahlı adamlar var. Gel lan sen benimle. Gel! No, please! Kımıldama, kımıldama, otur! Otur! Ustan! Beyler buraya gelseniz iyi olur. Burada manzara hiç iyi değil. Ellerinde rehineler var. Kaç kişiler? Tam göremiyorum. Ama 10-15 kadar. Allah kahretsin. Ne yapalım? Güvenlik odasının yerini bilen var mı? Ben biliyorum, aşağıda. Çok güzel, hadi. Selamünaleyküm beyler. Tamam arkadaşlar, biz iyi insanlarız. Sakin, sakin. İnsanları rehin aldılar. Destek istediniz mi? Polis aradık. İyi, iyi. Abi şuraya bakın. Görüyor musunuz lan beni? Ha? İzliyor musunuz? O kadın. Ayşegül buraya gelip tıpış tıpış teslim olmazsa... buradaki herkesi sırayla öldürürüm. Kimsenin gözünün yaşına bakmam, öldürürüm! On! Dokuz! Sekiz! Ne yapıyor bu manyak ya? Belki de blöf yapıyor. Bana pek öyle gelmiyor yalnız. Sakın, sakın yapma bunu. Beş. Dört. Üç. İki. Hayır yapma ne olur. Bir. Geç yerine. Yok. Geç hadi. Ben bu herifi çiğ çiğ yerim aga. Namussuz herif. Şerefsizsin. Akif ne yapacağız? Herkesi öldürecek. Sakin ol Ayşegül. Bulacağız bir yolunu. Sakin ol. Hiç şansınız yok. Bence Ayşegül gidip teslim olsun. Yoksa daha çok can yanar. Bana bak, bana bak. Kadın madın dinlemem, alırım ayağımın altına. Sus beni delirtme. Tamam. Ya Mata! Sen de sus be kadın. Sebo, bir şey yapmamız lazım. Olur, yapalım da kurban olduğum. Çok kalabalık şerefsizler. İnsanların hayatını tehlikeye atarız. Bekler, tek 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 öldürecekler. Şansımız yok. Dur bekle. Diğerleri gelsin bakarız. Kaçtı! Sancar abi! Gidin bakın biri mi var orada. Kim varsa gebertin. Hadi koş koş yürü. Akif neredesiniz? Dayanın Sebo, dayanın, geliyoruz, dayanın. Aç şunu! Dışarı atıp geliyoruz. Adamlardan kurtulmaya çalışacağız.
Tamam tamam, dikkatli olun, dikkatli olun. Hadi gidelim çabuk. Orada olduğunuzu biliyorum. Ya Işıgül'ü verirsiniz ya da buradaki zavallı insanların kafasına tek tek sıkarım. Bunun sorumlusu da siz olursunuz. Birini daha öldürecek. Abi gözünü seveyim, bir şey yapalım ya. En iyisi teslim olmak. Ne saçmalıyorsun Ayşegül, ne saçmalıyorsun? İnsanlar ölüyor Akif. Benden daha önemsiz değil o insanlar. Ya biz bu kalleşliğe boyun mu eğelim şimdi? Ha? Bir şeye boyun eğilmiyoruz. İnsanların hayatını kurtarıyoruz. Şişt. Getir. Sesini! Vaktiniz daralıyor. Bak, gerekirse burada hep beraber ölürüz. Ama seni vermeyiz. O kadar insan ne olacak peki Akif abi? Ya bulacağız bir yolunu kardeşim. Değer mi Akif? Benim için buna değer mi? Değer, evet. Bir yolunu bulacağız, tamam mı? Şimdi hepiniz kesin sesinizi. Evet çocuklar, izliyor musunuz? Ders başlıyor. Sayıyorum. An. 9. Anne, bırakın annemi. 8. Anne. 7. Anne. Aga ben yaşatmam burayı. Gebertirim. 6. Yürü lan, biz gidiyoruz aşağı. Yürü. 5. Lan hala mı inat ediyorsunuz? Yavrum bırakın beni lütfen, 5 yaşında oğlum var benim. Bırakın. 4. Ne olur anneme bir şey yapmayın. 3. Anne. 2. Ben bu vahşeti. Ayşegül! Sakın gözünüzü üstünden ayırmayın. Tamam. Ayşegül! Ayşegül! Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Delirdin mi sen? Ya görmüyor musun? Adam masumların canına kıyıyor. Görüyorum. Şu anda o adamın kafasına sıkmak için her şeyimi veririm. Ben gitmedikçe durmayacak. Ya sen gidip teslim olursan biz bu zalime eyvallah etmiş oluruz. Edelim, ne var? Sakın kafana göre bir şey yapma. Bak sakın bir yere gitme, sakın. Tamam, ben de. Aç gözlerini anne. Anne ne olursun. Lan sus, dur şunu. Anne. Yok anne, aç gözlerini. Lan. Baltayı aldılar. Neredesiniz siz ya? Abi acele edin, gözünüzü seveyim. Adam yoksa baltayı sıkacak burada. Yerde kal. Bakalım Ayşegül hala ısrar edecek mi? Bu insanları umursamadı. Ama belki sana kıyamaz. Sık ulan sık! Mübarek Muharrem ayındayız. Şehit olmak için bundan güzel zaman mı olur? Başımı da kesin tam olsun. Benim için sorun yok. Senin gibi Yezide de bu yakışır zaten. Sıksana lan!
Alo. Ben Ayşegül. Kimseyi öldürme, geliyorum. Öyle mi? Ama kimseyi öldürmeyeceğine söz ver. Herkesi bırakırsan geleceğim. Enayi miyim lan ben? Ha? Geleceğim diyorum, daha ne diyeyim? Otoparka girmeden çıkışına gel. Orada buluşacağız. Tamam. Ama eğer bir kişinin daha canına kıyarsan anlaşma iptal olur. Bekle lan beni. Bekle. Buradakiler sizin. 10 dakika bekleyin. Sonra canlı kimseye bırakmayın. Ben gidiyorum. Tamam abi. Aşkın neredesin? Neredesin diyorum, cevap ver. Aşkın nereye gitti? Elinde telefon, aşağı doğru gitti. Bilmiyorum. Allah kahretsin. Sencer'le konuştu. Tamam. Şehit olmayı nasip etti. Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi Kerbela şehitleri zümresinden şehadet şerbetini bana da nasip etti. Eşhedü en la ilahe illallah. Hadi ya, hadi ya. İyi misin? Yine mi ya? Yine mi arkadaş ya? Bu piyangoları hep mi kaçıracağız ya? Of of. Şehit olalım derken isyankar olacağım, ondan korkuyorum. Tamam. İyisin, iyi. Geçti sakin. Nerede bu? Niye beni buraya çağırdı ki? Şşş. Sakin ol. Sakin. Otelden çıkamayacaksın, biliyorsun değil mi? Her taraf sarıldı. Yollar kapatıldı. Kapatsınlar. Yollarla işimiz yok. Uçarak kaçmayı düşünmüyorsun herhalde. Neden olmasın? Geçti. Hadi dışarı çıkın. Çıkabilirsiniz. Hadi abla. Dışarısı güvenli. Çocuğu da alın çıkın buradan. Şurada polisler var, güvenebilirsiniz. Çabuk. Çıkın abicim. Beyler. Aşkın nerede? Sen de değil mi ya? Hayır değil. Sencer'le konuş. Ne diyorsun abi? Sencer onu otoparkın çıkışına çağırdı abi. Otopark mı? Ne yapacaklar ki oğlum otoparkta? Bilmiyorum abi. Sebo çabuk destek çağırın. Tamam. Siz benimle gelin. Döktüğün masumların kanının hesabını vereceksin. Tabii tabii, ne demezsin. Tam zamanında. Duyuyorsunuz beyler. Helikopter alçalıyor. Abi, buralara yakın bir pis vardı. Hadi, hadi gidelim o zaman, çabuk.
Onları düşünme artık. Yetişemezler. Helikopteri teknik takibi alamazlar mı sanıyorsun aptal? Sen beni aptal mı sandın? Düşündük herhalde onu da. Şşş. Hadi. Aşıgül! 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 Allah kahretsin. Çok geç kaldık. Merak etme. Teknik takibi alınır hemen. Allah kahretsin ya. Kaldık. Akif! Akif! Açıklandı. 10 yasa dışı örgüt üyesinin ölü olarak ele geçirildiği çatışmada maalesef 2 tane de sivil hayatını kaybetti. Ölenlerden Taner Kırbaş'ın üniversitelerde örgütün gençlik yapısında aktif rol aldı. Aman Allah'ım, Taner! Taner, bu bizim Taner! Öldürülmüş! Nasıl ya? İnanmıyorum. Tamam Eylül. Tamam. Tamam. Taner'in ne işi vardı ki o otel baskınında? Dava kızım. Yeri gelir can almak da var, can vermek de var. Arkadaşımız devrim şehidi oldu. Değil mi ya? Devrim şehidi. Hele benim bacımın yaptığına bak. Sen kalk git terörist katillerin evinde kal. Abi tamam. Cansu farkında bile değildir, eminim. İyi, farkında olmasın. Ben onu ayıltacağım. Ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstermezsem ben de Sebahattin değilim abi. Sebo sakin ol, gözünü seveyim ya. İyice delirtme kız abi. İstersen bırak biz konuşalım. Niye? Ben kız kardeşime sahip çıkamıyor muyum gurbette? Çıkıyorsun da yöntemin biraz yanlış. Yöntem yanlışmış. Alo. Ayşegül'den haber yok mu hala? Yapma ya. İyi tamam. En ufak bir gelişme de haber verirsiniz. Hadi eyvallah kardeş. Kolay gelsin. Ne olmuş? Hala haber yok mu? Yok hala. Kim bilir hangi deliğe girdiler. Birader şuradan sağdan geç. Sebo dur. Bak burada deliniyorsun ama kıza bir zarar verirler. Ya arkadaşlar Allah'ınızı severseniz bir karışmayın. Bir ellemeyin daha. Ya Sebo. Sebo. Ya tamam kardeşim biliyoruz bu senin kız kardeşin. Sen bu konuda hassassın. Senin bacın bizim de bacımız. Ya sendeki bu şiddet bu celal nedir abi Allah'ını seversen ya. Tamam ben sakinim. Bak. Bak. Tamam sakinim. Ama harbiden dalga geçiyorsun bizle he. Öyle olsun istemezdim. Taner en başından beri davaya çok sadıktı. Her yere koşardı. İnsanlara yardım ederdi.
Ama yani Eylül, silahlı çatışmaya girmesi normal mi? Zorlamışlardır kesin. Yoksa ne işi var? Ölümden korkmazdı o. Teslim olacağını ölmüş işte. Bir devrimci gibi. Başı dik ölmüş. İşte gitmişler bile. Çakal bunlar, çakal. Ah. Elbet düşeceksin elime. Bak Cansu. Bizim hayatımızı gördün. Namlunun ucunda yaşıyoruz biz. İşkenceler, ölümlerle geçiyor hayatımız. Sevdiklerimizi kaybediyoruz. Kapı orada. Şimdi gidiyorsan git. Yoksa bir daha cesedin çıkar bu evden. Ne olursa olsun sizinleyim ben. Sizinle beraber bu faşistlere direneceğim ben. Aramıza hoş geldin yoldaş. Hoş bulduk yoldaş. Bu devirde teknik takiple nasıl bulamıyoruz arkadaş ya? Nerede o adam? Nerede o şerefsiz? Ne oluyor Akif? Esat Cemil denen adam bilerek tuzağa gönderdi bizi. Başından beri tek hedefleri Ayşegül'dü. Bırak şimdi o adamı. Ayşegül'e odaklanmamız lazım. O adam ona bir şey yapmadan bulmalıyız onu. Önce şu Esat'ın ifadesini alayım da. Esat Cemil orada mı? İçeride. Lan kal! Konuşacaksın lan. Kim ne planladı? Onu kim kaçırdı söyleyeceksin bana. Söyle! Yoksa hayal bile edemediğin acıları tattırırım sana. Duydun mu beni? Duydun mu? Abi sen bunu bana bırak ya. Ben bir şey bilmiyorum. Zorladılar beni. Öldürmem. Süründürürüm lan seni. Konuş lan! Konuşsana! Abi bir şey yuttum. Çıkar lan çıkar. Allah belanı versin lan. Gel. İntihar ediyor lan bu. Doktor çağır lan çabuk. Aç, doktor aç, çağır. Aç, doktor. Gel. Çabuk doktor çağır. O kızın anca parçalarını bulursun sen. Kaynayınca önce buğday atılacak Sarit. Dibinden karıştır ki sakın dibi tutmasın. Eyvallah reis. Şimdi söyle bakalım. Neyle pişer bu aşure? Soran sorulandan ayrıktır reis. Ateşle pişmez. Odunla pişmez. Aşıklar neyle pişer? Bilemedim ki. Tevhidle pişer bu aş istavrit. Unutma. Karıştırırken la ilahe illallah diyeceksin. Salatü selam getireceksin. Hadi kaynadı. Dök bakalım buğdayı.
Bugün Mah-ı Muharrem'dir. Muhibi hanedan ağlar. Bugün Eyyam-ı Matem'dir. Bugün Ab-ı Revan ağlar. Hüseyin'i Kerbela'yı elvan eden gündür. Bugün Arş-ı Muazzam'da olan Ali Divan ağlar. Hala bir haber yok ha? Yok kardeşim. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Hadi. Hadi. Bugün Ali Ağa'nın gülşeninin gülleri soldu. Düşüp bir ateşi dilsuz kam-ı ehli iman ağlar. Bugün Gülizar-ı Muhtar-ı Hüdaya bir hazan esti, zemine düştü vaveyla, felekte kehkeşan ağlar. Hoş geldiniz ağlar. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz hoş ağlar. Bulduk, hoş bulduk reis. Hoş bulduk reis. Gelin gelin oturun. Ayakta durmayın da. Hayırdır reis? Muharrem aşı pişiriyoruz. Bismillah. Abdestsiz karıştırmayasın ama Allah. La istavrit. Abdestsiz yere bastığımızı nereden çıkardın sen bizim? Pardon valla. Bilemedim da. Deyin bana bakalım, nedir bu on Muharrem'in hikmeti? Ne olmuş bu Muharrem ayında? Hazreti Adem'in tövbesi kabul olmuş abi. Başka? Yunus aleyhisselam balığın karnından kurtulmuş reis. Başka? Hazreti Yusuf babasına kavuştu. 10 peygambere 10 ikram. Ne diyorsun lan sen? Emin misin? Ne zaman olmuş bu iş? Şimdi mi haber verilir? Tamam tamam. Sen karışma. Ben iletirim kendisine de. Arayın tarayın bulun onu emin. Nedir canınızı sıkan? Sevdiklerimizi alıyorlar reis. Canımızı. Cenab-ı Hak demiyor mu? Ben sizi mallarınızdan, evlatlarınızdan, sevdiklerinizden eksilterek imtihan ederim diye. Diyor da bu yük bize ağır geliyor be reis. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Yük veriyorsa onu taşıyacak gücü de verir. Ha sen o gücü başka şeylerde zayi edersen başka. O bakımdan. Hazreti Hüseyin'in şehadetini yüklemiş sırtımıza. Baksana reis. Gelmesek kapına belki de unutup gideceğiz. Allah affetsin bizleri. Ne Ali, ne Hasan, ne Hüseyin unutulur be evlat. Kerbela deyince gözünden yaş akmayan adama ben adam demem. Kimse kusura bakmasın. Neyse.
Reis! Reis! Gel. Gel gel. Haberler kötü bir reis. Hayırdır? Ayşecül. Ayşecül'ü kaldırmışsın Zevda. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizi unutmamış İstavrit. Bak verdi Mah-ı Muharrem'de belayı. Ne dedi Bıçı? Şimdi sana bir soru soracağım. Eğer bilmiyorum dersen yalan söylediğini düşünürüm. O zaman da çok kızarım. Anlaşıldı mı? Bilmiyorum. Daha sormadım. Ben yine de bilmiyorum. Baban nerede? Ne? Babanı sordum. Baban nerede? Kafayı mı yedin sen? Yıllar önce öldü babam. Bir daha soruyorum. İnsan gibi soruyorum. Baban nerede? Edirne kapıda. Ne yapıyor lan orada? Günahların hesabını veriyordur herhalde. Ha. Mezarlıkta yani ha? En son bıraktığımda oradaydı. Bak bak bak. Canın yanacak sonra. Hadi söyle. Öldü diyorum sana, anlamıyor musun? Bana öteceksin. Yoksa ben öttürmesini bilirim. Eğer bilmiyorsan ben söyleyeyim. Baban yaşıyor. Saçmalık. Biliyorum yaşadığını. Ne diyorsun sen ya? Ne yaşaması? Ben ciddiyim. Kaldırmışlar peki? Bilmiyorum. Kimse bilmiyor da. Biz bilmiyorsak bizden başka kim bilebilir İstavrit? Eyvallah reis. Madem ki hak yoluna koymuşuz başı, madem ki böyle bir sevdamız var, o Cenab-ı Hak habirdir. Her şeyden haberi vardır. O ki semidir. Her şeyi işitir. Onun nimetlerine mazharız madem. Görmeyen göze, duymayan kulağa yuh olsun İstavrit. Amin reis. Diyecek lafım yok sahada. Bulan Şegül'ümü. Goncamı. Gözümün nurunu bul bana. Eyvallah reis. Bulacağım inşallah. (Gülüyor)
Konuşacak mısın? Dur, konuşacağım. Ha, iyi. Hadi konuş, dinliyorum. Arkadaş, hayat ne pahalı ya. Geçen gün bir ayakkabı gördüm. 450 lira. Çanta 700 lira. Yuh yani. Ev kiraları da yüksek. Mesela sen burada otursan, ben sana vursam öyle, çoktan boynunu kırmıştım biliyor musun? Eskiden modacı falan mıydın? Bağlayın şunu. Dinleyin beni. Bakın bu aşk Kerbela şehitleri yüzü suyu hürmetine kaynıyor. İçinde 40 çeşit yemiş. Hepsi bir olmuş aşk ateşinde. Erimiş bir olmuş sizin gibi. Hazreti Hüseyin, Allah'ın öyle bir eridir ki başını hak yoluna koymuştur. Bile isteye ölüme gitmiştir. Niçin? Zalime eyvallah etmemek için. Sizin karşınızda zalim bir tektir. Ne Yezid, ne şu ne bu. Zalim olan nefistir. O çok zalimdir. Gaddardır. İşte nefsine eyvallah etmeyenler Kelbela'da hak için mübarek başını vermekten çekinmezler. Siz Muhammed ümmeti Ehl-i Beyt Muhibi değil misiniz? Gelmiş burada surat asarsınız. Yok mudur bu işin bir çaresi ağlar? Yok mu sizde zalime had bildirecek bir yiğitlik? Gidin can verin sevdikleriniz için. Durmayın burada. Yoksa yarın mahşerde ne Resulullah'ın ne de Ehl-i Beyt'in yüzüne bakacak yüzünüz olmaz. Eyvallah. Başımız Resulullah'ın yoluna, Ehl-i Beyt'in yoluna feda olsun. Feda olsun. Feda olsun. Feda olsun. Geri iyice gel. Acıma sakın. Hala konuşmayacak mısın? Öldü diyorum, anlamıyor musun? Biraz daha gelin şunu. Abi ikiye ayrılacak kadın. Bir şey olmaz. Dediğimi yap. Beyt.
Bana müsaade kardeşler. Hayırdır reis? Bir işimiz var. Halletmem lazım. Eyvallah. Eyvallah. Efendim? Ne? Tamam, hemen geliyoruz. Ayşegül'den haber mi var? Hemen yola çıkın dedi. Karargah mı abi? Evet, hadi. Hadi gidelim, hadi. Hadi. Abi bu bayıldı. Ayıltın o zaman. Biraz daha zorlarsak dayanamaz ölür. Ben müsaade edene kadar ölemez. Ayıltın dedim. Abi pili bitmiş bunun. Ne yapacağız ya? Bunun burada ayılmasını beklemeyelim. Gidip bir şeyler yiyelim bari. Abi dürümcü Hamdi'ye gitsek ya, ne zamandır gitmedik. İyi dedin lan. Hadi yürüyün. Bu daha önce kendine gelir zaten. Efendim. Oo Akif Bey. Sencer ben. Artık tanışalım diyorum. Sencer. İyi. Adını öğrendiğim iyi oldu. Kısa keseceğim. Ayşegül bende. Bırak lan kızı. Bırak. Maalesef bırakamam. Çünkü benim için önemli. Ha, ondan istediğimi ben sana veririm diyorsan o başka. Ne istiyorsun lan? Ha? Ne istiyorsun? O kızın bir babası var. Adı Aslan Çınar. Onun babası öldü. Bak işte. Bunlar hep cehalet. Aslan Çınar yaşıyor. Yaşıyor mu? Nasıl ya? Yıllar önce kaybolmak için ortaya attığı bir dümen bu. Öldüm ayakları. Maksat kızıma, aileme kimse ilişmesin. Bayağı numara yani. Hoş geldiniz efendim. Tabii. Yani sözün özü, kızı istiyorsan Aslan Çınar'ı sen bulacaksın benim için. Tanımam etmem. Ben nasıl bulacağım Aslan Çınar'ı? Hasta mısın lan sen? Ha? İyi. Ayşegül'e veda edeceksin ha? Bak ben ne kadar barışçı. Senin yaptığın çok ayıp. Neyse. Neyse sen bilirsin. Hadi canım, öpüyorum. Ne diyor şerefsiz? Ayşegül'ün babası yaşıyormuş. Onu bulmak için kaçırmış Ayşegül. Hadi buyur. Bu nereden çıktı şimdi ya? Beyler, babası kimse ben size söyleyeyim. Adamın kralıdır. Ayşegül'ün mayasından belli. Kızı canlı istiyorsan Aslan Çınar'ı bul dedi. Nereden bulacaksın ki sen? Ne bileyim ya. Ne bileyim ben ya. Of. Yemin ediyorum acayip acayip işler yapıyor. Şu herifi bir bulsam var ya. Ağzının üstüne. Üstüne. Buyurun. Bu herif de yapıyor dürümden her şeyi ha. Doğru. Başka yerde yemedim böylesine. Abi. Bir tane de Bayıkdüzü tarafında var. Ama o bu kadar iyi değil. Abi. Ya. Yok mu bir ayran bayran? Bir şey söylesenize lan. Abi diyorum.
duydum ki Aslan Çınar'ı arıyormuşsun. Hocanın biri camide vaaz ediyormuş. Allah'ı anlatıyor müminlere. Allah yerde değildir. Allah gökte değildir. Allah aşağıda değildir. Yukarıda da değildir. Bektaşı dayanamamış seslenmiş hocaya. Hoca! Hoca! Yok diyeceksin de dilin mi varmıyor? Allah vardır da şiddeti zuhurundan görünmez mi evladım? Vardır. Hem de öyle bir vardır ki onsuz hiçbir şey olmaz desek yalan olmaz. Ne bakıyorsunuz lan? Ancak böyle senin gibi bir enayi kendi ayaklarıyla ölüme gelir. Yok. Yanlışım var. Ancak zalime eyvallah olmayanlar kendi ayaklarıyla ölüme gelir. O bakımdan. Beyler. Ayşegül'ün tutulduğu adresi öğrendik. Nasıl yani? Kimden abi? Adamın biri aradı. Laz Aksanova. Allah Allah. Yalnız dikkatli olmanız lazım. Yine tuzak olabilir. Başka ne olursa olsun. Başka şansımız mı var bizim? Ne olursa olsun. Ucunda ölüm olsun isterse. Zalime eyvallah etmek yok. Öyle değil mi ağlar? Tabii. Öyle evet. Aynen kardeşim. Hadi hemen hazırlanıp çıkalım o zaman. Hadi. Hadi beyler. Kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Evet. Bir delikanlık yaptın. Ama bakalım şimdi seni benim elimden kim alacak? Allah. Başka kim alacak? Nesin lan sen? Meczup falan mısın? Aşk bu. Adamı meczubun hası yapar. Oğlum. Bak şu anda yaşıyorsun ya. Çünkü ben istiyorum. Yok ya. Bir densizlik ettin. Haremime el uzattın. Bizim raconumuza terstir bu işler. Af dile, bağışlayayım canını. Madem öyle... sen bilirsin. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Üzerine ne oldu? Leke mi olmuş? Salgın mı o?
Aron buradan ceset torbasıyla çıkmak istemiyorsa indirsinler silahlarını. İndirin. Abi emin misin? İndirin lan! Seni kim tuttu bilmiyorum. Gerçi öğrenmek mesele değil, öğrenirim. Var git ona söyle. Kızımdan, evladı halimden, ehli beytimden uzak dursun. Elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlar ehli beyt konusunda çok hassastır. Git aynen böyle söyle. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam.